Program dışı bir video ile karşınızdayım. Çünkü bugün ben de 3. doz aşı randevumu aldım ve aşı olmaya gideceğim. Dolayısıyla size de küçük birkaç açıklamada bulunmak istedim. Bunlardan birincisi biz de 65 yaş üstü gibi sağlık çalışanları olarak 2 doz Sinovac olduk. Ama biliyorsunuz Sinovac'ın koruyuculuğu BioNTech'e göre daha düşük. Nitekim Delta varyantının kasıp kavurduğu Endonezya'da maalesef bazı hekim arkadaşlarımız 2 doz Sinovac olmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler. Bu haberler doğrultusunda da bilim kurulu öneride bulundu ve Sağlık Bakanlığı da uygulamaya soktu. Ve dolayısıyla şimdi hekim arkadaşlarımız BioNTech aşısı oluyorlar. Ailemizin büyüklerine de BioNTech aşı randevularını aldık. Gönül rahatıyla BioNTech olabilirsiniz. Özellikle BioNTech'in hem koruyuculuk oranı yüksek hem de Delta varyantına karşı gösterilmiş etkinliği var. Dolayısıyla Sinovac'a göre fersah fersah önde diyebilirim. Bir diğer önemli konu da şu, daha önce birinci doz BioNTech olanlar ikinci doz BioNTech için aşı randevuları erkene çekilmiş olabilir. Bu konuda hiç endişe etmesinler. Özellikle BioNTech'in koruyuculuğu ikinci doz aşıdan sonra bildiğiniz üzere daha yüksek. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla onlar da BioNTech aşısı olabilirler. Peki 3. doz BioNTech olduktan sonra 4. doz olacak mı? Kişisel fikrim büyük olasılıkla olacak. Zaten Türkiye'de belli bir miktarda bir aşı karşıtlığı var. Dolayısıyla BioNTech aşılarının da tüketilmesi gerekiyor. Bir ay sonra veya 6 hafta sonra veya 8 hafta sonra şu anda 3. doz BioNTech olanların belki de 4. doz BioNTech olmaları gerekecek. Evet. Benden haberler bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.